Şimdi bir girişimci olarak bir kere şunu çok hani iyi farkına varmanız lazım. Şimdi bilmiyorum aranızda kaç kişi herhangi bir yatırımcıdan yatırım aldı? Bir, iki, üç. Bu yatırım ne kadar sürdü? Sesli bir söyleyebilir misiniz? Ha? Yatırımın süresi ne kadardı? İlk görüşmeden paranın girmesi. 2 gün. Bu ama özel bir hikaye bu ama. Ama bunun özel bir şeyi var o zaman. Yasemin'ciğim bir sonraki konuğumuzu buldu. O melek yani şahıs olarak bir firma VC olarak O 3 ay. Kaç? 6 ay. 7 ay. 6 ay değil mi? 6 ay daha sürüyor. Siz mesela bir plan yaptınız değil mi? Bir iş planı yaptınız. Diyorsunuz ki benim ihtiyacım olan use of funds yani parayı kullanacak miktar önümüzdeki 12 ay için örnek veriyorum 1 milyon dolar. Adam sana 6 aylık para verdiğinde ne oluyor? Sen parayı aldığın gün bir daha fon toplamaya başlaman lazım. Değil mi? 6 ay sürecek çünkü. Yeni gittiğin yatırımcı da bakıyor. Ya kardeşim diyor daha bir ay önce, bir ay bile değil, 2 hafta önce sen para almışsın şu değerlendirmeden. Bir daha para istiyorsun. Ne yapacaksın? Hele bir göreyim diyor. O yüzden yani benim tavsiyem eğer yapabilirsiniz ki bu çok zor onu biliyorum Türkiye'de. En az bir 12 ile 18 aylık bir paranız olması lazım fundraising yapıyorsanız. Bu çok önemli o. Yani çünkü bir traction, bir şey göstermeniz lazım bir sonraki round için, bir sonraki yatırımcı için. Ama bunun ne kadar zor olduğunu ben de biliyorum. Çünkü o kadar parayı vermek isteyen kimse yok. Yani kimse veremiyor maalesef. İşte onun için yani o yatırımcının da bunu anlaması ve sizi bu konuda desteklemesi lazım. Mesela bize gelen bazı firmalarda biliyorum yani görüyorum iş modelinden anlıyorum. En az 2 milyon dolara ihtiyacı var. Ama yani gidiyor benden 500 istiyor. Ben yatırım yani vereceksem 2 veririm. 500 ile yapılmaz çünkü o iş.